sürpriz yaptık ve iş ve ekonomi yayınını bugün erken saate aldık diyebilirim. Aslında biz yayınımızın saati olan 17.45 civarında yine sizlerle birlikte olacağız ama ekonominin nabzı belki de şu anda İstanbul'da CNR'da atıyor. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan seçim sürecinin ardından sürprizler de karşımıza çıktı. Piyasalar bu yönüyle baktığımızda o süreci algılamaya çalışıyor. Sakin gitmek gerektiğini için yaklaşmayın, oynamayın. Bunu özellikle belirtiyorum. Biraz sakin olmakta yarar var şu geçici süreçte. Şimdi efendim gelelim bugünkü yayınımıza. Az önce haber var iken sizleri selamladık ve dedik ki genel çerçevede biz ekonomiyi konuşacağız. Ve ekonominin dinamikleri arasında gayrimenkul ayrı bir yer tutuyor. Biz gayrimenkulün sosyal boyutunu da ele alıyoruz zaman zaman yayınlarımızda ve bu çerçevede de kentsel dönüşümün başrolde oynadığını söyleyebiliriz. İstanbul'da 5 Ekim 2012 tarihinde başlayan kentsel dönüşüm devrimin hızla devam ederken belki öne çıkan bazı semtler oldu. Bunlar arasında Esenler'i sayabiliriz, Kadıköy'ü sayabiliriz. Ama kendi cephesinde sessiz sedasız, düzenli bir şekilde dönüşümünü sağlayan bir ilçe daha var. Aslında bu ilçede sadece kentsel dönüşüm değil, belediyecilik anlayışının da bir devrim geçirdiğini söylersek yanılmış olmayız. Çünkü burada öz Türkçe konuşan ve birçoğu da efendim yurt dışından gelmiş olan soydaşlarımız oturuyor. Bayrampaşa'dan söz ediyorum. Bayrampaşa'nın değerli belediye başkanı Sayın Atilla Aydıner de bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Sayın Başkanım, evet sosyal dokunun en zengin olduğu ilçelerden birisidir Bayrampaşa. İsterseniz önce Bayrampaşa'yı şu anda Akit TV ekranları başında olan İstanbul dışından izleyenlere kısaca bir tanıtalım. Buyurun. Tabii bugün biz burada Nişiyat Expo fuarındayız. Ben de fuarı gezmeye gelmiştim. Ve sizle selamlaşmak nasıl oldu? Evet, bir vesileyle tabii Akit'imizin standına da geldik. Böylece Akit TV ile de buluşma imkanı bulduk. Teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle ben size şahsınıza Akit TV'nin bütün aile efradlarına da başta yönetim kurulu başkanı sevgili Mustafa Karasunlu Beyefendi'nin şahsında herkese sevgilerimi saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ediyoruz. Ve Bayrampaşa biraz önce ifade ettiğiniz gibi sessiz sedasız bir kentsel dönüşüm yapıyor kendi içerisinde. Sanayiden kentsel dönüşüm yapıyor. Yine konutlarda da aynı şekilde parsel bazlı kentsel dönüşümler yapıyor. Şimdi Allah nasip ederse ondan böyle ada bazlı kentsel dönüşümü Bayrampaşa'da hızlandıracağız. Ben ilk kez burada Akit TV'nin kameraları huzurunda bunun müjdesini veriyorum. Peki nasıl olacak? Yani burada Bayrampaşalı öncelikli olarak istifade edecek, ardından yatırımcılar da bu bölgeyi arzu ediyorlarsa gelecekler mesajı mı çıkartmak lazım? Tabii. En başta onu çıkarmamız lazım. Zaten yatırımcılar Bayrampaşa'da yatırım yapmak için Topkapı'dan oraya doğru geliyorlar. Çünkü ilçemize dikkat ederseniz bundan 5 yıl öncesiyle 10 yıl öncesiyle bugün Bayrampaşa modern bir kent haline gelmiş. Kendi medeniyet değerlerini devam ettiren, sokak kültürünü devam ettiren, özellikle de Balkan coğrafyasıyla yakın ilişkide olan bir ilçeden bahsediyorum. Bu ilçede tabii ki biz kendi kültürümüzü mutlaka orada devam ettirmek zorundayız. Yani siz kentsel dönüşümü yapsanız bile özellikle sokaklarında, bina cephelerinde, caddelerinde kültürümüzü yansıtmak zorundayız. Biz bununla ilgili bundan böyle yapacağımız ada bazlı çalışmalarımızda kendi kültürümüzü, örflerimizi, adetlerimizi, geleneklerimizi binaların dış cephelerinde, sokakların trotuarlarında, caddelerin silüetlerinde mutlaka yansıtacağız. Şartlarımızın başında olmazsa olmazlardan bir tanesi bu.
Tabii bir de 300 bine yaklaşan nüfusuyla öncediğimiz Bayrampaşalılar. Aynen katılıyorum. Öncelikle Bayrampaşa. Biz de zaten arazimiz biraz kısıtlı olduğu için çok ama kıymetli. Nüfus artmaz. Bravo. Bu nedenle talep fazla, onun karşılığında arz miktarımız az. O nedenle Bayrampaşa kira bedelleri açısından olsun, daire satışları açısından olsun, diğer ilçelerle kıyaslama yaptığınızda Bayrampaşa hep bir üst kulvardadır. Aslında Bayrampaşa deyince akla gelen birkaç şey var. Bunlardan birisi benim yeme içmeyle aram çok iyi olmasa da halimiz vardı. Evet. Onun haricinde cezaevi vardı. Onun haricinde o komşuluk ilişkilerinin canlı tutulduğu mahalle kültürü var dedik az önce de. Cezaevinden söz edelim. Yıkıldı. Çok evet. Hızlı bir şekilde dönüşümden söz edildi. Ama biraz da sürümcemede kaldı hatırladığım kadarıyla. 2012'den bugüne 4-5 defa gündeme gelse de. Evet. Ama en somut adımı geçtiğimiz aylarda attınız. Doğru. Teşekkür ediyorum. Cezaevi önemliydi. İlk defa cezaeviyle ilgili ben buradan şunu ifade ediyorum. Buyurun. Şu anda Kiptaş'ta anlaşmalarımız bitti. Hayırlı olsun. Protokol yapıldı. Ne güzel. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizle birlikte. Kiptaş şu anda graderler, iş makinalarıyla birlikte müteahhit firmalar geldiler. Kendi ofislerini kuracakları alanları düzeltiyorlar. Ve çok seri bir şekilde de inşaata inşallah başlayacak. Kaç konutluk efendim? Ben 2300 konutluk bir proje bu. Bu projede startı biz verirken tabii ki bütün Bayrampaşa halkım şu anda Akit televizyon ekranlarından bu müjdeyi kendilerine veriyorum. Cezaevi projesi başlamıştır. Bayrampaşa'mıza, İstanbul'umuza hayırlı olsun. Evet, tabii burada öncelik Bayrampaşalıların dedik, ardından yatırımcılar da göz kulak olsunlar, şöyle bir uğrasınlar o bölgeye. Ancak cezaevi projesinde şunu ifade etmek buyurun istiyorum. Konutlar satılmayacak, 2300 konut kentsel dönüşümde dönüşüm alanı olarak kullanılacak. Hmm. Bir mahallenin 4 tane adası oraya taşınılacak. Hmm. Ve o kişiler boşalttıkları yerleri yıktıktan sonra da tekrar o mahallede yeniden yani yeniden kira yerine oraya taşınacak, evet, ilçeden uzaklaştırılmayacaklar. İlk kez böyle bir pilot uygulama var Bayrampaşa'nın özelliği bu. Evet. Şimdi tabii ki iş dünyasının yeni yol haritasını çizdiği bir fuardayız. Ve bu fuara baktığımızda dinamikler oldukça efendim yüksek. Sektörlerin hemen hemen hepsi burada. Bayrampaşa'yı biz sosyal boyutla aldık, dönüşüm boyutla aldık. Ekonomik boyutu da rica ediyorum Sayın Başkan, dinamikleri nelerdir Bayrampaşa'nın son olarak? Evet, Bayrampaşa'nın dinamiklerine baktığımızda özellikle CNC dediğimiz makine tezgah TİAT Genel Başkanlığı bizde. Yönetim kurulu bizde ve Bayrampaşa'nın Akdi İpekçi Caddesi'ne gittiğiniz zaman orada CNC takım tezgahlarını görürsünüz. Bunların içerisinde çorap makineleri görürsünüz. Bunun dışında aynı şekilde iplik dokuma makinelerini görürsünüz. Evet. Yine batiyatımız var bizim. Evet. Batiyat vasıtasıyla da triko atölyelerimizi görürsünüz. Bu nedenle ekonomi dediğiniz zaman tabii ki Bayrampaşa'yı yakinen ilgilendiriyor. Diğer taraftan otogarıyla, biraz önce söylediğiniz gibi haliyle, mega sentriyle Bayrampaşa hakikaten geleceğin parlayan bir yıldızı olacak. Ayrıca Bayrampaşa'da bir oteller zinciri oluşmaya başladı. Turizmin merkezi olmaya başladı. Şu anda yatak kapasitemizi gittikçe arttırıyoruz. Şu anda 8 otelimiz aktif bir şekilde, maşallah, aktif bir şekilde devam ediyor. Hatta şu anda Akit'in, evet, efendim elimde bugün şaheser diyebileceğim, hakikaten çok büyük bir gayretle ortaya çıkartılmış bir çalışması var. Bu fuara özel bir ek. O sayfalardan birisinde de adını almadan geçemeyeceğim ki size katkısı, evet, da oldu. Doğru. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas'ın, evet, gayretleriyle yine bir, doğru, o bölgeye kazandırıldı. Galiba Eyüp sınırları içinde görülüyor ama yine de Bayrampaşa'nın bizimle, girişinde. Bizimle çok bağlantısı var. Bir yan yolla, evet, Bayrampaşa'daki trafik sorununu bu vesileyle, evet, çözdük. Çünkü Bayrampaşa'ya girerken yoğun bir trafik vardı.
İşte Sayın Altan Elmas kardeşim, hemen buradan huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Öyle bir yer yaptı ki bu yer tamamen Bayrampaşa'nın hemen yanında. Yani daha çok vatandaş Bayrampaşa'dan oraya gidiyor. Evet, evet. Ve çıkış akslarında Vatan Caddesi'ne ve oradan da Ok Meydanı'na doğru ve Bakırköy istikametine gidiş yolları da açıldı. Ve böylece Bayrampaşa'ya böyle bir prestij tesis kazandırdılar. Ama aynı anda da yolu da Bayrampaşa'ya kazandırmış olduk. İnşallah Bayrampaşa artık hayatın merkezi olacak, yaşamın merkezi olacak. Ben burada Bayrampaşa halkıma sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi arz ediyorum. Akit TV'yi de yürekten kutluyorum. Size teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Başkan temennilerini dile getirdi. Eksiklikler yok mudur? Evet, var. Ama eksikliklerin giderilmesinde el birliği gerekiyor. Beyaz masaya telefonla ulaşan herkese de siz bir şekilde o hizmeti veriyorsunuz. Bundan emin olması gerekiyor. Aslında bu tüm İstanbullular için geçerli. Eksikliklerin giderilmesinde de biraz sabır gerekiyor. Bazen diyorlar ki başkanlar hep konuşuyorlar, hizmet yapmıyorlar. Efendim, yerinde görmek gerek. Bayrampaşa için de biz aynı daveti buradan tekrarlamış olalım, değil mi Sayın Başkan? Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. Ve efendim, programımız devam edecek. Atilla Aydıner Beyefendi'yi buradan uğurlarken yavaş yavaş şöyle biz diğer sayfalarımızda, aslında fuarın diğer standlarında ne var ne yok, onlarla ilgili de haberler vereceğiz. Önce Başkan Bey'i uğurlayalım. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Evet, aslında genel olarak baktığımızda fuarla ilgili iş dünyasının yeni yol haritasının çizildiğini söyleyebiliriz. Sabah saatlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir anonsu olmuştu, daha doğrusu açıklaması olmuştu. İş dünyasında birlik, dirlik ve beraberlikle birlikte yeniden Türkiye ekonomisinin... Pardon, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin ardından adeta el birliği, gönül birliği yaparak işte biz buradayız, biz elimizi taşın altına sokuyoruz ve bundan sonrası için varsa ekonomide bize düşen bir görev, onu da yerine getirmek istiyoruz diyen birçok isim vardı ki bu isimlerden birisi şu anda bizlerle birlikte. Mahmut Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, ve AKYAP'ın yönetim kurulu başkanı Sayın Mahmut Asmalı. Ayrıca müsait yönetiminde de önemli bir görevi üstleniyor Mahmut Bey. Biz müsait fuarındayız. Hangisinden başlayalım? Önce müsait diyelim. Peki, nasıl gün görürsün? Evet, böyle bir organizasyon aslında biz günübirlik hazırlanabilecek bir organizasyon olarak görmedik. 2 yıldır var oldu. Çünkü 2 yıl önce yapılan organizasyonda denildi ki biz bugünden tezi yok, gelecek 2 yıl sonrasına hazırlık yapıyoruz. Ve baktığımızda 173 ülkeden misafir ve hepsi de efendim olumlu dönüş yaparak bugün bu çatı altında sizlerle buluşmaya başladı. 4 gün boyunca iş dünyasını davet ettiniz. Neler olacak burada? Çok teşekkür ederim öncelikle. Bahsettiğiniz gibi müsait fuarı bu sene 16.sı düzenleniyor. Her sene de müsait üzerine bir şey katarak geliyor. Bahsettiğiniz gibi fuar bitince yeni fuar için arkadaşlar eksiklerimiz nedir? Bir kolları sıvayalım. Önümüzdeki sene daha iyisini yapalım noktasında çalışmalar başladı. Özellikle son bir senede fuar forum komisyonumuz ki başkanı Burak Benç'in, kendisini de selamlıyorum burada. Çok özverili bir çalışmalarla bir sene gece gündüz bir emekle bugün bu fuar oluştu. Bahsettiğiniz gibi bir müsait bayramı. Evet, müsaitin bayramı, iş dünyasının da buluşma, kucaklaşma zemini, Sayın Cumhurbaşkanımızın da onurlandırması ayrı bir gurur kaynağı, motivasyon kaynağı oldu belki. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu mesajlardan ne çıkartmak gerekiyor? Kendi cephenizde genel olarak iş aleminde. Şimdi Cumhurbaşkanımız bir sözlü mesaj verdi. Bir de gezerek, sandıkları gezerek buraya olan desteğini bir kez daha deklare etti. Kendisine şükranlarımızı arz ediyoruz. Tabii ki
Müsiat sadece kazanalım ama ne olursa olsun kazanalım mantığında olan iş adamlarının değil. Evet. Kazanalım, helalinden kazanalım, kul hakkına evet. girmeden kazanalım. Evet. Bu noktada ülkemizin kalkınmasına, büyümesine katkıda bulunalım noktasında hareket edelim. Çok önemli bir sivil toplum örgütü. Herhangi bir cemaate, cemiyete mensup değil. Onu da vurgulamak lazım. Evet. Kesinlikle müstakil. Ki müstakilliğin ne anlama geldiğini bu hain 15 Temmuz darbesinde de gördük. İçeriye sızmışları da temizleme sürecini de çok hızlı tamamladınız. Tabii. Hatta biz o hali ortalığı hainlerden arındırma hali diye kısaltıyoruz bu. O tekrarlayalım lütfen. Ortalığı hainlerden arındırma hali. Hmm. Evet, o hali biz bu şekilde değerlendiriyoruz. Evet. Dolayısıyla bu noktada müsiat üretelim, direnelim, bu ülke bizim, ülkemize sahip çıkalım noktasında bir kampanya yaptı. Ki biraz evvel sizin de bahsettiğiniz gibi iş dünyası olarak daha bir heyecanla bu fuara hazırlandık. Katılımcı sayımız ki önceki yıllarda 22 bin, 23 binlerdeyken 35 binlere geldi. Çok zor giriş yaptık. Evet. Ben bir vatandaş gözüyle baktığımda inanır mısınız Bismillah dedik ama içeriye girmekte bile zorlandığımız CNR'ın, için. CNR'ın bu tarz bütün hollerini kapatan yılda bir ya da iki tane fuar oluyor. En yoğun, belki de yılın en yoğun en, gününü yaşadık. En yoğun gününü yaşıyoruz. Çok tarihi bir gün. Dediğiniz gibi 170 ülkeden katılımcı var. Zaten müsiat 160 noktada irtibat noktası vardı. Hemen hemen tamamı geldi. Peki merak ediyorum efendim, tamamı geldi dediniz. Sektörel bazda siz inşaat alanında önde geliyorsunuz ama genel çerçevede hangi sektörler ön planda bu fuarda? Fuarın tabii müsiatın aslında üyelerinin %25'ini inşaatçılardan oluşturuyor. Maşallah. Evet. Sizin holünüze de geleceğiz evet. misafir ederseniz. Tabii memnuniyetle. İkinci holde tamamen inşaatçıların olduğu. Birkaç hol, birkaç sektör grupları paylaşıldı ama inşaat sektörüne ikinci hol az bile geldi. Dolayısıyla inşaat yine sektörün, ülkemizin göz bebeği, gözdesi. 200 tane sektöre de hitap eden siz de biliyorsunuz. Dolayısıyla çok dinamik bir sektör. Vites azalmadı, artarak devam etti. Belki diğer şeylerde sorarsınız. Yarınlarımıza güveniyoruz kampanyasında da. Evet tabii bu kampanyada sadece müsiat üyelerine dönük bir mesaj vermemek gerekiyor. Türkiye'nin 79 milyon yarına güvendiği için yarınlarını emanet edeceği çocuklarımız adına söylüyorum. Bugünleri temelini sağlam tutmamız gerekiyor. Ve unutmadan ilerlememiz gerekiyor. Böyle bir badireyi. Bu çerçevede baktığımızda gelen misafirlere sordukları zaman nasıl bir anlatımda bulunuyorsunuz? 15 Temmuz'u mutlaka soruyorlar. Valla 15 Temmuz'u soruyorlar ama 15 Temmuz'da bu halkın verdiği direnç, bu halkın verdiği gösterdiği kahramanlık, vatanı söz konusu olunca kendi rütbesi, işi, gücü, ailesi, çoluk çocuğunu bir tarafa bırakıp nasıl efendim meydanlara koştuğunu, nasıl tankların altına yattığını hepimiz televizyonlardan izledik. Hatta çok ilginçtir. O kanlı hain darbe planı olduğu gün ben de Çatalca'daydım. Hı hı. Oradaki bütün ekip, misafirlerimize dahil olmak üzere Atatürk evet. Havalimanı'na koştu. Hanıma geçen dedim ki ya dedim sen genelde bu tip olaylara benim çok girmemi istemezsin. Bir kere bile ya nereye gidiyorsun boşver gitme demedi. Hatta kızlarım çok yalvardı. Baba bizi de götür. Biz de gidelim. Yani burada bizim de olmamız lazım dedi. Dedim yani misafirlerimiz var. Siz onlarla ilgilenin. Biz gideriz. Biz yeteriz o hainlere evet. dedik. Böyle yola çıktık yani. Herkes vatan söz konusu olunca bütün öncelikleri bir kenara bırakıyor. Önceliğin birinci sırasına bu vatan sevgisi, vatan toprağa geliyor. Mahmut Bey. Buyurun. Müsaade ederseniz inşaatla ilgili sorularımızı da sizlerin standını ziyaret ettiğimizde soralım. Sizi peki. yorduk buraya kadar. Peki. Estağfurullah. Standımızdan misafir ettik. Olur. İlginize de teşekkür ediyoruz bu arada. Rica ederiz. Standımıza gelin. İlk defa önümüzdeki sene çıkacak 4 tane yeni projemiz var. Onların müjdesini verelim. Bir tanesinde komşuyuz. Öyle onu mi? Biliyorum. Bahçeşehir. Eyvallah. Bahçeşehir. Doğru. Evet efendim. Evet. Detaylı bir şekilde bilgileri vereceğiz size. Biz Sayın Mahmut Asmalı'ya teşekkür ediyoruz. Ve sözü Reci'ye bırakıyorum çünkü reklam aramızın geldiğini görüyorum ve saat 15.57 Sayın Yönetmenime bağlanıyorum.
Reklamlardan sonra yayın akışına göre yeniden sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. Bu arada güzele buyurun diyorum. Bizi dinleyenleri de fuara kaçırmamalarını talep ediyoruz. Cumartesi akşamına kadar fuarımız açık. Herkesi bekliyoruz. Çok biz, renkli bir fuar. Bizler de 8. holdayız. Akit Medya Grubu olarak bunu belirtelim. Reklamlar, haberler mi girecek? Diğer detayları biz yine sizlerle paylaşacağız. Şimdi söz rejide. Evet sevgili izleyiciler, yayınımız devam ediyor. Özel yayın bugün. Yayın akışımızda gün boyu ekonomi diyeceğiz. Akşam ana habere kadar uzatabildiğimiz kadar uzatacağız. Çünkü burada o kadar çok büyük bir dinamik var ki bütün ekibimiz de buradayız. Ve İstanbul'a akın akın gelindiğini söyledik. İş dünyası yeni çıkış yolları da arıyor. Dinamikleri değerlendirmek istiyor. Öte yandan baktığımızda farklı sektörlerde de farklı dinamikler var. Şimdi belki de ilk kez efendim işiteceksiniz Akit TV ekranlarında ve değerli bir misafirimiz var. Organik hayatın başlangıcı. Evet, önceliğimiz yememizde, içmemizde organik olmak ama sözümüzde de organik olmak gerekiyor, değil mi? Bu yönüyle de bakmak gerekiyor. Toprağın dirilişi sloganıyla hizmet veren bir müessesenin grubundan, yani Bio Humus Grup'tan değerli bir isim bizlerle, Sayın Mehmet Akın. Evet Mehmet Bey, hoş geldiniz. Aslında benim de merak ettiğim bir alan tarımla ilgili. Biz ilk öğretimde, ortaokulda ve lisede hep ülkemizi bir tarım hayvancılık ülkesi olarak bilirdik. Sonra sanayileşme, bilgi çağı denildi ve her şeye rağmen şimdi toprağının kıymetini bilen milyonlar var. Tabii öncelikli olarak vatan parçası olarak söylüyorum ama ardından da üretici yönüyle bakınca baktığımızda organik hayat. Şimdi sizin genel çerçevede yaptığınız çalışmalardan söz edelim ve bu fuarda neden bulunuyorsunuz? Hedef nedir, beklenti nedir, ondan söz edelim. Buyurun. Öncelikle böyle bir imkanı verdiniz için ben... Tabii ünvanınızı da rica edeyim tam olarak. Teşekkür ederim. Ben Mehmet Akın, makine mühendisiyim. Aynı zamanda Bio Humus Grubu'nun yönetim kurulu başkanıyım. Bizim maceramız yaklaşık 5 yıl öncesine dayanıyor. 5 yıl önce kendimiz bir yatırım alanı tespit etmeye çalışmıştık. Organik tarım ürünleri üretelim diye bir araştırmaya girdik. Fakat biz organik tarım ürünü üretelim diye araştırmaya girdiğimizde şöyle bir hengame çıktı karşımıza. Bizim organik tarımla ilgili üretim yaparken ki bütün girdilerimiz ithal. Öyle. Tohumdan. Yani tohum, fide, organik Allah'tan gübre. Allah'tan toprak bizim. Toprak bizim. Organik gübre ve bunda kullanılacak olan kalıntı bırakmayan organik ilaçlar. Bunların hepsinin tamamı girdileri ithal. Kısmen şu anda başladı artık. Çok şükür hani ülkemizde bunların kendisinin yapılmaya başladı. Ve biz burada bir oyunu bozalım dedik. Yani ben ithal ürünleri alıp sadece ham maliyesini yapıp toprağımı kullanıp organik ürün üretip bunu ihraç edeceğim ben. En azından ben bazı girdilerini de kendim üretebilirsem, bir katma değeri oluşturabilirsem orada biz bunu kendi kendimize yetebilir bir hale gelelim. Hani bahsettiğiniz gibi çocukluğumuzda bize diyorlardı ya, kendi kendine yetebilen dünyanın 7 ülkesinden biriyiz diye bir ifademiz vardı. Vallahi o çocuklukta kaldı galiba. Evet, maalesef. Yani orada... Ama genel olarak Türkiye'nin şu anda kullanılabilir tarım arazileriyle ilgili bir çalışma yapıldığını biliyorum. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın gayretlerini biliyoruz. Evet. Teşvikler veriliyor. Belki de sizin de bu yol kat etmenizde teşvikler rol oynamıştır. Çok ciddi rol oynuyor. Peki net soracağım. Neler yapıyorsunuz? Böyle bir fuarı neden tercih ettiniz? Şimdi az evvelki yerden birazcık devam edeceğim. Buyurun. İzninizle. Biz 5 yıl önce bu macerayı araştırdık. Organik gübre üretelim dedik. Evet. Şimdi burada da bir hayvancılık atıkları var aynı zamanda. Yani çok sağ olsun hükümetimizin şu son dönemde göstermiş olduğu doğru tarım politikaları ve hayvancılığa verdiği desteklerle çok ciddi şekilde bizim tesislerimiz kurdu, çiftliklerimiz arttı. Fakat bunların bir de atık derdi var. Bu atıklar bizim klasik usulde dışarıda işlenerek, yani arazide yanmaya bıraktı, yanma dediğimiz olaya fermantasyonu bırakıldığı zaman hem çevre sağlığını tehdit ediyor,
hem de sıkıntıları beraberinde getiriyor. Hem de bir taraftan toprakta amonyak kirliliğine sebep oluyor normalde. Biz kurduğumuz tesisle ve teknolojiyle hem bunu bertaraf ediyoruz, hem çıkan ürünü herhangi bir şekilde toprakla temas ettirmeden makineler yardımıyla herhangi bir katkı maddesi, herhangi bir katalizör, kimyasal madde hiçbir şey kullanmadan fermentasyonunu tamamlıyoruz. Bir nevi yoğurt üretir gibi biz bunun fermentasyon sürecini tamamlayıp üretimini sağlamış oluyoruz. Bu şekilde bir teknoloji geliştirdik. Ve biz bunu yaparken de yine yaptığımızda fabrikamızı kurarken yine çok sağ olsun bakanlığın desteklerini kullandık. Tarım Bakanlığı'nın desteğini kullandık. Dikkatimi çekti. Herhangi bir ürün ismi yok. Yani gıda yönlü baktığımızda gıdaların %90'ının topraktan kaynaklı. Ama neden böyle bir ürün üretim odaklı ya da marka odaklı tercihte bulunmadınız? Biz direkt girdisini üretiyoruz çünkü. Yani biz şu anda yaptığımız işlem kompost dediğimiz hayvansal orijinli kompost gübre üretiyoruz. Yani bu gübre organik tarım üretiminde ana ham madde evet. Şu anda. Şöyle söyleyeyim, yıllardır yanlış tarım uygulamaları ve aşırı kimyasal gübre kullanımına bağlı olarak maalesef bizim ülkemizin topraklarında birçok yerde çoruklaşma var. Geçtiğimiz günlerde Sayın Başbakanımız İlhan Yıldırım Beyefendi söylemiş olduğu gibi maalesef topraklarımızda yanlış kimyasal gübre kullanımı ve aşırı kimyasal gübre kullanımı dolayı topraklarımızda çoraklaşma var. Ve bizim şu anda organik madde miktarı topraklarımızda %1'lerde, 1.5'larda. Bakın Fethiye bölgesinde bizim domates depomuz var bir tavrısı. Fethiye bölgemizdeki organik madde miktarı maalesef %1.5'larda. Şimdi, Avrupa'da evet. Avrupa'da %3'ün altındaki toprakta tarım yapılmıyor. Şimdi efendim az önce bu yayına girmeden önce Koç Holding'den Sayın Ali Koç'un bir açıklamasına kulak kabarttım. Koç Holding Arge yatırımlarında oran olarak %4'ü hedeflemiş durumda ve normalde %3 bile Türkiye'de büyük bir orandır şirketler açısından. Ve bu yönüyle baktığımızda galiba sadece büyük holdinglerde değil, böyle işletmelerde de Arge'nin öne çıkması gerektiği bir süreci yaşıyoruz. Siz buna önem veriyorsunuz. Biz 5 yıl boyunca bunun Arge'sini yaptık ve makineyi geliştirdik. Ama daha da bunun desteklenip ilerletilmesi lazım. Çünkü çiftçiyi bilinçlendirmemiz lazım. Daha bununla ilgili neler yapabiliriz diye geliştirmemiz lazım. İşte burada artık hükümetle beraber yürütebileceğimiz evet. projeler üzerinde çalışıyoruz. Son olarak bu fuardayız. Fuarda nasıl bir işbirliği süreciyle ilgili düşünceniz var? Partnerleriniz, çözüm ortaklarınız var mı? Var. Ve mesajınız varsa onu da alalım. Fuarda şu anda bizim ana katılma gayemiz. Hem müsait olduğu için zaten katılmayı üyesisiniz. Üyeyiz. Evet. Denizli'den evet. katılımcı bir üyeyiz. Şimdi bizim fuardaki en çok iki grubumuz var bizim. Bir tanesi yeni tesisler kuruyoruz. Bizim kurmuş olduğumuz tesis şu anda bir tane tesisimiz var ve günlük kapasitesi 20 ton. Bu yeterli değil. Bunu arttırmayı hedefliyoruz. 2017'de 6 tane daha tesis kuruyoruz. Nerelerde? Kırklareli, Kayseri, Denizli ve Bursa bölgesinde. İstihdama dönük de bir gayret İstihdama var. Tabii. Bir tesisimizde yaklaşık 15 kişi çalışıyor. Siz de efendim genelde şimdi bakıyorum makine mühendisi ve iş güvenliği uzmanı A sınıfı ünvanı var. Evet. Bir de bakanlıktan yetkili çevre görevlisi. Evet. Bunlar önemli ünvanlar. Tesislerde çalışması gerekenler hangi? Vasıfsız. Olabiliyor. Evet. Yani bizdeki kaç kişi çalışıyor demiştiniz? 15 kişi. Çünkü her tesislerin hepsi otomasyonlu çalışan bir sistem. Her birinde mi 15'er kişi? Tesislerde otomasyonlu bir sistem mevcut. Hmm. İstanbul'da var mı böyle bir tesis? İstanbul'da yok. Kırklareli'yi kuruyoruz. Hmm. Yani bizim bu tesisi kurabileceğimiz yerler hayvancılığın yoğun olduğu bölgeler ve profesyonel mesela hayvancılığın olduğu bölgeler. Orman fakültesinden mezun olanlar böyle bir tesiste çalışabiliyor mu? Yani yok. Yani ne mezun olması lazım buradan? Şimdi gençlerimize tesisi buradan tabir edecek olursak. İstihdama dönük. İstihdama dönük biz ziraat mühendisleri çalışıyoruz. Ziraat mühendisleri. Ziraat mühendisleri. Yani bir dönem hiç pek yani yıldızı parlamayan bir mühendislik ama şu anda evet. biz toprağı gerçekten koruyup adam etmeye çalışıyoruz. Çok şükür ki bizim 15 Temmuz'da bize emanet edilen bu toprağı kıymetini bilip daha iyi hale getirmek için elimizden geleni de yapmaya devam edeceğiz. Evet, kart vizitinde beyefendinin şöyle enteresan bir efendim sembol var. Aslında bu sembolü
Avucunun içerisinde bir avuç toprak derler ya, onun içerisinde küçücük bir yeşillik. İşte filizlenmiş ümitler. Türkiye'de bu filizlenen ümitleriyle bu fuarda yeniden ekonomisinin yönünü arıyor ve biz fuarın bu dakikalarında da canlı olarak gerçekleştirdiğimiz yayında organik hayatın başlangıcı olarak görülen toprağın dirilişi sloganıyla da hizmet veren bir müessesenin yönetim kurulu başkanı, Biohumus grubun yönetim kurulu başkanı Sayın Mehmet Akın'ı misafir ettik ve teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Evet sevgili izleyiciler, yayınımız devam ediyor. Yayınımızın belki de en önemli bölümlerinden birisi diyebileceğiz. Tör kendisine göre farklı öneme sahip ve bu dinamikleri değerlendirirken de işi bilenle çalışmak gerektiği kanaatindeyiz. Ve şöyle bakıyorum, bugün gazetemiz Akitli'de yayına efendim sunulan bir ek var demiştim. Burada programımızın sponsorluğunu da üstlenen Ziraat Katılım'ın genel müdürü Sayın Osman Arslan'ın ifadeleri var. İzninizle buradan birkaç cümlede vermek istiyorum Sayın Arslan'dan. Şimdi genel olarak 1,5 yılını doldurmuş olan bir şirket ama köklü bir bankanın, kamu bankasının kurduğu katılım bankası olarak Ziraat Katılım Bankası hizmet veriyor ve Sayın Osman Arslan diyor ki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de faizsiz finans sistemine duyulan ilgi her geçen gün artmaktadır. Enstrümanlarımızı da ona göre geliştiriyoruz diyor ve yeni ürünler sunduklarını belirtiyor. Özellikle de ekonomiyle ilgili yatırım yapmak isteyenler, teşvik ve kredi almak isteyenlerin böyle bir imkandan yararlanmasını da biz buradan tavsiye ediyoruz. Ziraat Katılım adına burada yapılan açıklamalar da bu yönde sevgili izleyiciler. Evet, programımızın bu bölümünde de yine bir misafiri daha ağırlayacağız ve misafirimizle de yine müsiat fuarını da konuşalım. Kendi sektörleriyle ilgili olan efendim sorularımıza da cevap bulacaklar. Ve efendim müsiatın ve ilgili olan sektör temsilcilerinden birisi bizlerle birlikte Sayın Serpil Akşahin Beyefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Serpil Akşahin. Evet. Serpil Bey. Evet, evet. Evet. Farklı ve orijinal bir isim. Evet. Evet. Sayın Akşahin, buyurun. İsterseniz öncelikli olarak fuardan genel olarak söz edelim. Fuarın hazırlanış aşamasında bize bir müsiat logolu kartvizit verdiğinize göre gayretiniz, emeğiniz, katkınız vardır. Evet. Öncelikle herkese merhabalar diliyorum. Müsiat Expo 16. fuarımız gerek yurt içinden gerek yurt dışından büyük bir teveccüh göstermiş olup bu 4 günlük süre içerisinde 200 bine yakın ziyaretçi tahmin ediyoruz. Özellikle maşallah. Bugün Cumhurbaşkanımızın da vurgu ettiği şeklinde özellikle yurt dışında büyük bir teveccüh söz konusu. Evet. Bizim de hizmetler sektör kurulu olarak özellikle turizm ağında inanılmaz bir katılım söz konusu. Özellikle Antalya, Alanya, İzmir, Ege bölgesindeki muhafazakar otelciler, hac umre yapan firmalarımız. 5. holde bir standımız mevcut. 2016 turizm değerlendirilmesi ve 2017 turizm beklentileriyle ilgili bir panelimiz olacak yarın 16.30'da. Kamuya açık mıdır? Evet. 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 Fuar alanında olacak. Fuar alanında. Kimler katılacak? Üçüncü, hatırladığınız kadarıyla rica etsem. Kültür ve Turizm Bakanımız Profesör Doktor Nabi Avcı Bey, Avcı Bey katılacak. Evet. TUROP Genel Sekreteri Uygar Kocaş Bey katılacak. Evet. Halka açık bir program olacak. Amacımız 2016 yılında turizm değerlendirilmesinde ülkemizin yaşamış olduğu bu sıkıntılı süreçte özellikle işletmelerin 2017'ye dair beklentilerini ele alacağız.
Peki özellikle Darboğaz'a girilmiş bir süreç ki 24 Kasım'dan sonra geçen yıl Rusya'ya yaşanan o uçak krizi sonrası, jet krizi sonrası has safhaya çıkmıştı. Evet. Yeniden bir normalleşme sürecine gidilse de iki ülke arasında sezon kaçırıldı. Ve evet. 2017'ye ümitle bakmak gerekiyor mu sizin cephenizde? Kesinlikle 2017'ye ümitle bakıyoruz. Şu anki mevcut fuarımızın da bir göstergesi. Özellikle Orta Doğu ve Araplar büyük bir teveccüh gösteriyor. Katar, Suudi Arabistan, Dubai. Bu fuara katılan firmaları gözden derseniz genelde 3-4 ay sonraki turizm hareketlerinin bir hazırlığıdır. Bizim de yarın panelimizin konusu da 2016'da yaşamış olduğumuz bu turizmle ilgili temaları atlatıp 2017'ye güzel bir sayfa açarak ülkemizin bacasız ekonomisi diye adlandırdığımız turizm sektöründe iyi bir hazırlık yapmak. Şimdi efendim sizin Hizmet Sektör Kurulu Başkanı sıfatınızla misafir ediyoruz. Hizmet olarak turizm sektörü dedik. Evet. Genel çerçevede sıkıntılar mutlaka arda arda geliyordur. Önümüzdeki günlerde de özellikle umre seyahatiyle ilgili biliyorsunuz turizm işletmelerinde bir sezona başlangıç yapıldı. Evet. Fakat gördüğümüz kadarıyla Suudi Arabistan hükümetinin 3 yıl içerisinde birden fazla seyahatte bulunacak olanlara umre ile ilgili olarak $540'lık bir vergi dilimi getirmiş. Evet. Bunu önlemek adına hükümete Diyanet İşleri Başkanlığı'na, Suudi Arabistan yetkililerine dönük bir çabanız, lobi çalışmanız var mı? Son olarak bunu sorayım. Bu sorunuza şöyle cevap vermek isterim. Özellikle hac umre firmalarımızın ülke genelinde ziyaretten söz konusu olduğu zaman son geriye dönük 3 yıl içerisindeki vergi büyük bir acentaları zor durumda bıraktığını düşünüyoruz. Bunu aşmak için sektördeki çalışmalardan ziyade özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncülüğünde olan bu ümre programında firmaları ek bir gelir, ek bir yük. Bu yük de doğal olarak vatandaşlarımıza yansıyor. Bunun kendi kanınca eğer kalkması yönünde bir çalışmamız söz konusu var, çalışmalarımız da var. İnşallah vatandaşımızın aydına iyi bir şey olur, çalışma olur. Hayırlısı olsun. Biz fuarda da her şeyin hayırlısını dileyelim. Evet. En azından bir kaynaşmaya vesile oldunuz. Kesinlikle. Yönünü arıyor diyoruz iş dünyası. Evet. Ama hayırlı olacak bir yön olsun. Sertip Akşahin beyefendi bizlerle birlikteydi. Reci'ye yeniden ben bir selam vereyim. Reci'den sayın yönetmenim reklam desin. Reklamdan sonra da yine birlikte olalım istiyorum. Devam ediyor canlı olarak CNR Expo'da ve MÜSİAD'ın 16. defa burada uluslararası yönlü gerçekleştirdiği bir organizasyon. Evet, dev şirketler katılıyor, ilk defa gelenler var ve ziyaretçiler de bir o kadar heyecanlı. Çünkü buluşmalar. Bugün Türkiye'nin belki ilk 500'ünde yer alan, belki demek doğru mu? Belki atalım, ilk 500'ünde yer alan şirketlerin birçoğu burada. Ve büyüme, gelişme adına sadece kendilerini düşünenler değil, Türkiye ekonomisinin kalkınması adına da gayretlerini ortaya koyan şirketlerin temsilcileri var burada. Evet, büyük bir gayret ortaya konmuş ve bugüne gelinmiş durumda. Belki de hep söylüyoruz ya ekonominin dinamikleri diyoruz. 16 ana sektör var. Bu sektörler arasında ilk 5'te yer alan hangisidir? Hep söylüyorum inşaat. Ve MÜSİAD'ın inşaat çevre yapı malzemeleri sektör kurulu başkanı Sayın Deha Yeltekin Bey ile hem fuarı konuşalım hem sektörü konuşalım diye düşündük. Ve standımızda misafir ediyoruz Reha Bey'i. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Evet. Çok önemli bir organizasyon. Belki de 15 Temmuz badiresinden sonra bu kadar sirkülasyonun sağlandığı en büyük organizasyona ev sahipliği yapıyorsunuz. Evet. Memnun musunuz diyelim ilk günden? Elhamdülillah. Çok memnunuz. Tam 15 Temmuz'a başladınız. 15 Temmuz'a devam edelim. Buyurun. Bugün için o kara bulutların değiştiğini, dağıldığını,
birebir sahada görme imkanımız olan bir ortamda yaşıyoruz elhamdülillah. Şöyle bir örnek verelim. Buyurun. 800 yabancı katılımcımızın tamamı, teyitlerden hepsi burada geldi. Ne mutlu. Sabah açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız yapınca onun da PR'ının çok şükür yüksek olması, çok sevilmesi nedeniyle inanılmaz bir talep oldu. Bunu burada görmek önemli. Türkiye'nin her anlamda dışarıda algı operasyonlarını kötü yönde yönlendirmeye çalışanları ciddi bir cevaptır diye düşünüyoruz. Evet, zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın hem uluslararası arenaya ve iş dünyasına verdiği mesajlar hep yerini buluyor. MÜSİAD da çok iyi hazırlanmış bu yıl için. Ve baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması da Açık Gazetesi'nin ekinde yer alıyor. Paranızı kasanızda tutmayın. Çok doğru. Bu zamanda parasını kasasında tutan akıllı yatırımcı mıdır ya da işveren midir sizce? Şöyle, bu soruya dürüstçe iki tane cevap verelim. Dün sabahtan bugüne dolardaki bir zıplama ve inmeyle ilgili cevap ve de realite bir cevap. Evet, buyurun. Bir ülke üretip satmazsa, bilhassa da içten dışı daha çok dış piyasaya yönelmezse o ülkenin sonu iyi değildir. Bu bir gerçek. Dünya global oldu derken insanlar veya sektörler dışarısıyla, kendi iş piyasasının dışıyla satış yapabildiği sürece başarılı. Evde parayı tutan kişinin başına gelecek var. Ne olacağını bilemiyorsunuz. Ancak hadi kendi sektörümüze dem vuralım. İstanbul'da gayrimenkule yatırım yapıp da zarar eden, parasını kaybeden hiç kimse yok. Kötü projelerle ilgili kötü hikayeler ayrı ama arsasından konutuna, ticari ofisinden sanayi yapılarına kadar burada çok ciddi para kazanılıyor. Evde para tutmanın bir maliyeti olmalı. Onun maliyeti yerine biz sektörlere yatırıma bekliyoruz. Evet, onun haricinde bir de tabii ki inşaatı konuşmamız gerekiyor. Siz her yıl sektörlerin nabzını tutup ve genel olarak baktığımızda sektör kurulu olarak raporlar hazırlanıyorsunuz. Bu yıl böyle bir rapor hazırlanmadı. 2017'ye güçlü bir girişin işareti olarak gerekiyor mu böyle bir raporun hazırlık süreci? Kesinlikle öyle bir niyetimiz vardı ama malum 15 Temmuz gibi bir darbe girişimi bütün auraları, hesapları, dataları alt üst etti. Bununla birlikte şöyle bir karar aldık kendi sektör kurulu adımıza da. 2017'nin ilk ayında 2016'nın bütün verilerini sağlıklı toplayıp, çünkü 2 ay boyunca hiçbir konut değil, hiçbir ticaret yapılmadı. 15 Temmuz'da tabiri caizse okullar açılacak tarihe kadar. Buradaki yanıltıcı verilerin bütün portreyi karartmaması adına ve reel olması açısından 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016'yı kapsayan genel çerçeveli bir aksiyon alıp böyle bir rapor hazırlayacağız. İşte inşallah sizin gibi sektör dostlarıyla da paylaşacağız nasip olursa. Evet, çok teşekkür ediyorum. 4 gün boyunca bizler de burada olacağız. Evet. Sizlerin misafirleri, bizlerin de misafirleri olacak. Evet. Ve inşallah hayırlısıyla da finali de gerçekleştirirsiniz. Şöyle güçlü bir sesle dünyaya haykırdınız. Bugün için cumartesi günü bittiğinde de herkes memnun ayrılsın diyoruz böyle bir fuarda. İnşallah. Benim de son çağrım şu olsun sayın seyircilere. Burada CNR'da bir aile ortamında sizlerin değerli katılımlarıyla da yoğun bir katılım bekliyoruz. Burası ülkemizin dinamiklerini üst düzeyde tutmaya çalışan çok değerli bir organizasyon. Çok teşekkür ediyoruz. MÜSİAD adına da bizler de burada misafiriz. Ve yayınımız efendim Reha Yeltekin Bey'in böyle bir temennisiyle bu bölümde efendim uğurluyoruz kendisini ve şöyle bir baktığımızda hayırlı günler diliyorum. İş dünyasını buluşturan fuarla ilgili gelişen pazarların yol haritası da belirlenmiş oldu. Ve Türkiye'nin başarısına vurgu yapılıyor. Böyle büyük badireleri ekonomik yönden, siyasi yönden ve sosyal yönden geçirirken. Peki iş dünyasının kalbi bu fuarda atarken sektörler bazında neler öne çıkıyor? İnanır mısınız? Yiyecek sektörü de var, giyecek sektörü de var. Savunma sanayine varana kadar her sektörün burada temsilcisinin yer aldığını söyleyebiliriz. Peki genel olarak bakalım. Şöyle hızlıca geçelim. MÜSİAD'ın genel olarak derneğin de sadece ulusal değil uluslararası gayretleri de şubeleşme adına devam ediyor. Burada geçtiğimiz günlerde de yapılan açıklamalardan yola çıkarak söylüyorum. Makedonya'da da bir şube açmış MÜSİAD. Tebrik etmek gerekiyor. İş dünyasının, Türk iş dünyasının sesini her yerde duyurmak adına. Peki bunun sonrasında şöyle yine incelediğimizde sağlık sektöründen de
temsilciler var. Az önce belirttik. Turizm sektöründen de temsilciler var. Hatta inşaat sektöründen de başlı başına bir holde toplanmış olan temsilciler yer alıyor standlarıyla. Az sonra kısmet olursa biz oralardan da sizlere hitap etmek, seslenmek istiyoruz. Ve Türk savunmasında, Türkiye'nin milli savunmasında rol alan büyük şirketlerin de burada yer alması, yeni ürünleri, hizmetleriyle yer alması, ayrıca inanır mısınız bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizleri de gururlandırdı. Bunları da haber bültenlerimizde izleyeceksiniz diye şimdiden söylemiş olalım. Tabii burada genel olarak baktığımızda bir beklenti var. Herkes dinamikler açısından birbirini fikri olarak tetikliyor ve fikirler, zikirler bir arada olduğu vakit gönüller de hoş olduktan sonra sevgili izleyiciler mutlaka bir sonuca varılıyor diye söyleyebiliriz. Ve tek tek misafirlerimizi almaya devam ediyoruz ve yeniden biz bu defa sağlık diyelim. Evet, inşaat dedik, turizm dedik, yatırım dedik. Ama her işin başı da sağlık demeden geçemeyiz. Ve tabii ki genel manada belki bir kadın programının konu edebileceği ama dünyaya gelmek kadar bu dünyadan göçerken de geride bıraktığımız bir miras var. Yaptıklarımız ve evlatlarımız. Ve her zaman için o evlatlarımızı dünyaya getirirken bile eli kolu düzgün, fikri zengin, aklı yerinde olsun isteriz. En büyük temennimiz nedir sizce dua ederken? Allah'ım akıl sağlığımızı koru. Evet. Aklı başında bir nesil yetiştirmenin yolları sadece sürekli okullara gönderip o çocuklarımızı yarış atına dönüştürmekten geçmiyor sevgili izleyiciler. Ta ki anne baba olma niyeti hasıl olduktan sonraki ilk adımla birlikte başlıyor bu süreç. Ve bugün önümde enteresan bir kitap var. Operatör Doktor Sayın Ayşe Duman Hanımefendi'nin kaleme aldığı ki Sayın Duman da şu anda bizlerle birlikte Kolay Doğum ve Yeniden Doğum Yolculuğu başlıklı bir kitap Hayat Yayınları'ndan çıkartılmış. Tabii sağlıklı nesiller yetiştirmenin yolu fazlaca var. Ama kolay doğum dedildikten sonra hanımefendilere hitap edeceklerdir. Büyük bir ihtimal bu kitapta bunlar geçiyor. Ama burada da tabii biz beylere de düşen psikolojik yönlü, o doğum sürecinde destekleyici yönlü hanımları ya da eşlerimizi diyeyim daha doğrusu destekleyici yönlü ödevlerimiz var. Bunlardan burada söz etmeyelim ama öncelikli olarak Sayın Ayşe Duman'ı da selamlayalım, hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Evet Ayşe Hanım, ilk kitabınız mı diye başlayalım. İkinci kitabım. Hayırlı olsun. Sağ olun, çok teşekkürler. Ağırlıklı olarak aile odaklı, sağlık yönlü, hanımlara dönük mü kitaplar? Ben kadın doğum uzmanıyım. Evet. Bütün işim kadınlarla. Hani burası Müsiat, Müslüman İş Adamları Derneği fuar ama sonuçta ben de kadınlara yönelik bir iş yaptığım için buradayım. Az önce hani güzel temennilerden bahsettiniz, güzel dualardan bahsettiniz. Ben şuna inanıyorum bir kadın doğumcu olarak. Buyurun. Rahat bir doğum, doğru bir doğum süreci, annenin huzuru ve dinginliği işte o duaların netice vermesi için çok önemli olduğuna inanıyorum. Ve bu inançla da bu kitap kaleme alındı. Bu anlamda da inşallah birçok kadına, birçok anne adayına faydalı olacak. Sonuçta toplumumuza faydalı olacak diye düşünüyorum. İlk kitabınızın konusu? Kadınlığın keşfi. Evet, aslında biz kadınlarımızın akıllarının çok daha hızlı çalıştığını, hislerinin kuvvetli olduğunu tahmin ediyoruz. Evet. Bazen hanımefendi sözü dinlememenin faturasını da ödeyenler yok, bu var. Burada evet, kendime düşen payı da söylemiş olayım. Ama genel manada baktığımızda hanımefendilerin bu dünyada belki biz rızıkları eve getiren evin reisi rolünü üstleniyoruz ama beyefendiler olarak hanımların rolü, ödevi ve yükü çok daha büyük. Kesinlikle öyle. Çünkü hani sizin dışarıda çalışma performansınız bile evdeki hanım sonuçta etkiliyor. Evet. Neslin yetiştirilmesi tamamen kadının sorumluluğu
altında. Babalar hani tabiri caizse yandan bir miktar destek oluyor ama asıl sorumluluk daha anne karnından başlayan bir sorumlulukla sağlığı olsun, fiziksel sağlığı, ruhsal sağlığı, zihinsel sağlığı anne odaklı gelişiyor çocukların diye düşünüyorum. Onun için doğum çok önemli. Gelecek neslin sağlığı açısından çok önemli. Doğumun huzurlu geçmesi çok önemli. Çünkü doğum sürecinde annenin yaşadığı ruhsal travmalar bebeğin bütün hayatını etki edecek unsurlar haline gelebiliyor. Bu anlamda doğumları daha keyifli, daha huzurlu, daha kolay, daha fıtri, daha sağlıklı, daha normale yakın yaşamak önemli. Özellikle de kendi değerlerimize uygun doğum süreçlerini yönetmek çok önemli. Evet, çünkü maalesef Batı'dan doğum sürecini yönetmeye yönelik farklı şeyler var, eylemler var. Bu anlamda da ben kendi değerlerimizle, kendi kültürümüzle doğuma bakmayı, doğumu yönetmeyi önemsiyorum. Şimdi iş dünyasının bir organizasyonundayız ama burada iş kadınlarımızın annelik hissini tatması belki kazandığı paradan, statüden çok daha üstün bir erdem diyeceğim. Çünkü çok fıtri bir statü, evet. Annelik statüsü. Burada iş dünyasında hizmet verdiği halde annelik duygusunu tatmak isteyenler vardır. Nasıl yönetsinler? Zamanı nasıl yönetsinler? Öyle bir sürece girdiler ise, kolay doğum dedik. Teknik yönleri de vardır bunların mutlaka. Bu yönüyle süreci yönetmek, tabii iş dünyasının dedik, iş ve ekonomi yayınındayız sonuçta. Çalışan hanımların bu süreci yönetme kabiliyetini geliştirmek adına da tavsiyelerinizi sıralamanızı istiyorum. Ben izin verirseniz kameraya bakarak direkt oraya isterim. Çalışan hanımlar için buyurun. Öncelikle zor tabii ki hem çalışmak, hem dışarıda çalışmak, hem evde çalışmak, hem de annenin bütün sorumluluklarını almak, fiziken ve ruhen bütün sorumlulukları almak çok kolay olmasa gerek. Ama şöyle bir hadise var ki, kariyer adına benim tavsiyem iş başarısını arttırmak adına anneliği ertelememek çok önemli. Çünkü yaş ilerledikçe hem doğurganlık potansiyeli artıyor, hem yaşla beraber artan bir takım hastalıkların görülme riskiyle beraber gebelikler çok daha zor geçme ihtimali önümüze çıkabiliyor. Bu anlamda benim tavsiyem evlendik. Lütfen çocuğu ertelemeyin. Yine çalışan kadınlarımızda gördüğüm çok başarı odaklı hayat planlamaları yaptıklarında istiyorlar ki her şeyi ben yapayım. Yani çocuğuma da bakayım, işte gebeliğim de gitsin, evdeki işimi de yapayım, işte de başarılı olayım. Böyle yapmanıza hiç gerek yok. Gerçekten ihtiyacınız olduğunda hiç çekinmeden çevrenizdeki insanlardan yardım isteyin. Bu eşiniz olabilir, kayınvalideniz olabilir, görümceniz olabilir, anneniz olabilir. Mükemmel olmak gibi bir dertten lütfen kurtulun. İnsanız, yardıma ihtiyacımız var. Her şeyi tek başımıza başarmak zorunda değiliz. Gerektiği zaman patronunuza, amirinize, iş arkadaşlarınıza bile ihtiyaçlarınızı dile getirebilirsiniz. Ta ki bütün sorumlulukları gereksiz yere omuzlarınıza almayın. Gebeliğiniz çok daha rahat geçsin. Doğuma çok daha huzurla hazırlanın. Doğum sonrası da loğusalık döneminde özellikle çok daha sağlıklı bir şekilde bebeğinizle ilgilenebilin inşallah. Evet, ben teşekkür ediyorum. Burada kartvizitinizi iyice incelediğimde şu ifadeler dikkatimi çekti sevgili izleyiciler. Hipnoterapist, cinsel terapist. Hipnoterapist ifadesi dikkatimi çekti özellikle. Nedir hipnoterapist? Aslında benim hipnoterapiden anladığım geçmişin hipnozunu bozmak. Çünkü o kadar çok hipnozlarla yaşıyoruz ki mesela doğum ağrılıdır. Bizim bir hipnozumuz. Nereden ediniyoruz bu hipnozu? Anlatılanlardan, televizyon filmlerinden. Bunu sosyal hayatımızda normal doğum dışı sosyal ilişkilerimize de çok fazla kullanıyoruz. Nedir mesela? Birkaç tane saplantı hali olan mesela şey. Mesela ne bileyim komşunun suratı asıksa
eminim beni sevmiyordur. Bu benim kendi geçmişten getirdiğim bir hipnoz. İş ilişkilerinde de çok önemli ifadeler bunlar. Yani beden dilini kullanabilme sanatı. Evet, ama beden dilimizi ve karşımızdakinin beden dilini aslında biz zihinsel altyapımıza dayanarak kullanıyoruz. Yani karşı tarafın biz zihnini okuyoruz. Neye göre? Geçmişten getirdiğimiz bilgiye göre. O zaman biz geçmişin hipnozunu ne kadar silersek çok daha hüsnü zanda bulunma kabiliyetimizi arttırırız. Mesela diyebiliriz ki ya karşı tarafın bir sıkıntısı olabilir, bir derdi olabilir. Yani şahsi algılamayız onun beden dilini, onun ifadesini. Ama biz kendi altyapımızdaki bilgilerle çoğu karşı tarafın davranışlarını, sözlerini şahsi algılayıp gereksiz yere iletişim kazalarına yol açabiliyoruz. Bence bu konuda da bir kitap yazmanızı rica ediyorum. İş dünyasında iletişim kazalarının temeli de belki geçmişin de bu... Geçmişin hipnozları olabilir. Evet, bu çok önemli bir konu. Başarımızı da çok etkiliyor. Kesinlikle. Hem kişisel başarımızı hem iş hayatındaki başarımızı. Çünkü ekip enerji dahil. Kesinlikle. Çünkü enerjimizi etkiliyor. Bizim enerjimiz ortamın enerjisini, ekip enerjisini etkiliyor. Hani Peygamber Efendimizin tavsiyesi vardır. Suizan değil, hüsnizanda bulun. Ama bizim altyapımızdaki bilgi suizansa o zaman hüsnü zanda bulunamıyoruz. Kalbimizde sevgi hissedemiyoruz, muhabbet hissedemiyoruz. Kaldı ki tüm başarının yolları sevgiden, muhabbetten ve huzurdan geçiyor. Evet, hayat yolculuğunun ilk adımı olan doğumla ilgili genel bilgiler, belki de sosyal boyutuyla biz burada verdik. Bir taraftan da iş dünyasında hizmetleri devam eden hanımefendilerin annelik hissinin uzak kalmamaları adına, efendim süreci de kolay bir şekilde atlatmaları adına yazılmış olan bir kitabı konu ettik genel hatlarıyla. Ama detaylar bu kitabın, şöyle bakıyorum, maşallah demem gerekiyor, şöyle sayfa tutarı da 258 sayfalık bu kitapta. 258 sayfalık kolay doğum. Evet, her fikrinde bir doğuşu vardır ve yaşatmaktır mühim olan, tabii altını fikrini doldurarak her bir şekilde. Efendim, Sayın Operatör Doktor Ayşe Duman hanımefendiye teşekkür ediyoruz. Ve yayınımız yine bu ortamda, Müsiyat'ın fuar ortamında devam ediyor. Hayırlı çok günler, bereketli olur inşallah kitabınızda. Evet, ittifak için saatler yarını gösteriyor demiş. Mesela İttifak Holding'den bir haber burada dikkatimi çekti. 28. yılını kutluyormuş Holding. Anadolu'da da birçok hizmetleri veriyor. Burada belirtelim. Ve onun haricinde şöyle, yine bu kitapçıktan, Müsiyat'a özel hazırlanan dergiden birkaç bir bölüm daha var. Geçtiğimiz günlerde yayınımıza da misafir ettik. Ekonomide çıkmaza girilmenin belki isteyerek istemeyerek bir sonucu olabilir. Ama ilacı nedir diye sorarsanız, ekonomideki çıkmazların çoğu kez ilacı barter'dan geçiyor sevgili izleyiciler. Evet, geçtiğimiz programlarda da Avrasya Barter'ın böyle çalışmalarını sizlerle paylaşmıştık. Özellikle de atıl kapasitenin kullanılması adına büyük gayretler sarf eden bir müessese olarak biliniyor Avrasya Barter. Onun haricinde yine efendim hızlıca bakıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği. Evet, olmazsa olmazlarımızdan. Belki de şu anda kamuda olsun, özel sektörde olsun, çalışanların efendim öncelikleri arasında geliyor. İş sağlığı, sağlıklı düşünme, sağlıklı ortamda çalışma ve onun karşılığını alabilme potansiyeli. Bu yönüyle de özellikle bakanlığın çalışmaları var. Biz bu aşamada zaman zaman sizlerle neler oluyor, neler bitiyor paylaşıyoruz ama öncelikleri de sıraladığımızda herkes bileğinin hakkıyla çalıştıktan sonra emeğinin karşılığını da almalıdır diye buradan hitap edelim sizlere. Evet, şöyle saatlerimize bakıyoruz. Saat 16.45'i gösteriyor. 17'de akşam haberleri yer alacak ve 17'deki haberlerde özellikle
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerden söz edileceğini tahmin ediyorum. Biz haberlerden sonraki kuşak kendi saatimiz İş ve Ekonomi yayınında sizlerle birlikte olacağız. Ve bana şimdilik müsaade ediyorum, nasip olursa efendim, Reci'ye tekrar bırakıyorum yayın akışını ve reklamlar olacak. Birkaç efendim 17'ye kadar yayınımız devam edecek. 17 haberlerinden sonra da kısmet olursa biz İş ve Ekonomi programında yine sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere efendim. Merhabalar, hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Bugün üst üste sizinle birkaç defa merhabalaştık. Canlı yayınlar gerçekleştirdik. İstanbul'dayız, Yeşilköy'deyiz, CNR Expo. Evet, burada uluslararası bir organizasyona imza atılıyor bugün itibariyle. Ve 4 gün sürecek dedik, 1. günde geride kalmak üzere. İş dünyasının işte iş burada dediği bir sloganla buluştuğu MÜSİAD'ın 16. organizasyonu, ki uluslararası bir organizasyon. Bu organizasyonun 1. günün, ondan sonra az önce şu anda işittiğimiz gibi, bitmek üzere. Ama bizim yayınımız yeni başladı İş ve Ekonomi'de. Biz ilk olarak şöyle dünyayı bugün birinci sırada ne etkiledi diye sorsam, galiba birçok ülke için soğuk duş etkisi yapan Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen başkanlık seçimleri diyeceksiniz. Bizi ilgilendiren boyutu nedir? Ekonomi. Dolar nereye gitti? 3.20 liraya kadar geldiği söylendi. Bundan sonra gidişat yukarı mı aşağı mı yönlü? Altın kazandıracak mı? Ve şu anda yatırımcı yönünü arıyor. Ben ilk adımda bu fuar alanından misafirlerimiz olmuştu. Yine devam edeceğiz diyorum. Ama önce İslam Memiş'te piyasalar için yönetmenimden rica ediyorum. Ve hemen İslam Memiş'in yorumunu alalım diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Piyasalarda, özellikle küresel piyasalarda Trump şoku yaşandı. Özellikle dün akşam saatlerinde sandıklar açılmadan önce tüm küresel piyasalarda iyimserlik hakimdi, ama sandıklar açıldıktan sonra özellikle sabah karşı saat 4 sularında tüm döviz fiyatlarında ve emtia fiyatlarında sert yükselişler yaşandı. Ben de dahil olmak üzere hiçbir ekonomistin tahmin etmediği bu öngörü piyasalarda şok etkisi yaşatırken Borsa İstanbul 76.208 puanda günü tamamladı. Yani şoklara karşı biraz daha dayanıklı bir gün geçirdiğini söyleyebiliriz. Özellikle dolar endeksinin gün içerisinde 3.20 seviyelerin üzerinde işlemler gerçekleştirmesi biraz daha tedirginliğin devam edeceğini ihtimal dahilinde bulunduruyor. Dün akşam saatlerinde 3.15 sularında işlemler gerçekleştiriyordu. Şu anda 3.30 bandına yakın bir yerde, yani 3.21-80 lira bandında günü tamamladığını gözlemliyoruz. Dolar endeksinde yaşanan bu yükselişlerin de teknik anlamda kalıcı olmayacağını özellikle belirtmek isteriz. Piyasalar sakinleşince, yani bu şok üzerinden atınca tekrar dolar endeksinde 3.15 seviyelerinde görebilmemiz ihtimal doğrultusunda. Euro dolar paritesi yatay seyrine devam ediyor bugün itibariyle. 1.0959 bandında yönünü biraz daha aşağıya çevirmiş durumda. İç piyasalarda Euro TL kuru dolar endeksinden almış olduğu destekle tekrar 3.50 seviyesinin üzerine sıçradı ve şu an itibariyle 3.53 lira seviyesinden günü tamamladığını gözlemliyoruz. Dün akşam saatlerinde 3.47 lira seviyesine kadar gerilemişti. Tekrar dolar endeksine bağlı hareketlerini sürdürebilir diye tahmin ediyoruz, ama genel görünüm euro tarafında biraz daha negatif olduğunu söyleyebiliriz. Altının ons fiyatına baktığımız zaman da diğer enstrümanlar gibi sert hareketler gözlemledik. Dün akşam özellikle seçim sandıklarının açılmasından önce 1268 dolar seviyesine kadar gerilemişti, ama sabah saatlerinde bir baktık ki altının ons fiyatı 1337 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Ancak buralardan gelen yoğun kar satışları altının ons fiyatının tekrar 1280 dolar seviyesine kadar geri çektiğini gözlemliyoruz. Yani altın 1300 dolar seviyesinin üzerindeki rakamlardan tekrar satış yemeye devam ettiğini belirtebiliriz. Altının gram fiyatı
dün akşam saatlerinde 128.88 lira seviyesine kadar gerilemişti. Ama gece 4'ten sonra sabaha karşı 139.500 lira bandına kadar yükseldiğini gözlemledik. Altının gram fiyatındaki bu aşırı değerlenme tekrar piyasalarda satış fırsatı olarak değerlendirildi ve şu an itibariyle 133.63 lira bandından günü tamamladığını gözlemliyoruz. Dolar TL endeksinde bir miktar kar satışları görürsek altının gram fiyatındaki aşağı yönlü hareketlerinde teknik anlamda devam edeceğini bekliyoruz ve Brent petrolün varil fiyatı 45 dolar seviyesine kadar sert satış baskısında kaldı. 47 dolarla 45 dolar aralığındaki sıkışıklığı halen devam ediyor. Emtia fiyatlarında özellikle satış baskısı devam ederse Brent petrolün varil fiyatının 40 dolar seviyesinin de aşağısını test etmesi olası gibi görüyor. Bugün Trump'ın şoku piyasalarda halen atlatılamadı. Herkes büyük bir ihtimalle TL'de kalmıştır ve Türk lirasındaki pozisyonlarını koruyordur. Beklemeye devam edeceğiz. Özellikle yarınki piyasalarda yavaş yavaş bu tedirginliğin sona erdiğini gözlemleyebiliriz. Bugünkü beklentilerimiz ve yarınki beklentilerimiz bu şekildeydi. Yarın tekrar piyasaları yorumlamaya devam edeceğiz. İyi akşamlar diliyorum. Tuval Bahçekent'e duyduğunuz ilgiye teşekkür ediyor. Yoğun talep üzerine ticari ünite satışını erkene çekiyoruz. Bahçeşehir'in yükselen değeri Bahçekent'te, yaklaşık 1 milyon kişiye ev sahipliği yapacak bölgenin kalbinde, okul, kreş, hastane ve ofisleriyle çekim merkezi olacak Tuval Çarşı'nın dükkanlarını çok özel ödeme koşullarıyla satışa çıkarıyoruz. Emlak konut güvencesiyle daha mühendislik tarafından inşa edilecek Tuval Çarşı'nın ihale tarihi 12 Kasım. Türkiye'nin en soğuk çayı Didi. 4 mevsim içilir 250'li. 2,5 litresi kana kana senin. Serinlemek için dedi bu rutinle gibiyim. Adımlar sağlam aç sende bir Didi. Her yemeğin yanında gider evet bu gibi. Seç şimdi birini boy boy senin için. Ayaküstü atıştırmalıkların yanında kim? Didi 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 Didi. Türkiye'nin en soğuk çayı Didi. Didi 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 Didi. Her yemeğin yanında soğuk çayı. İnsanlık için, maneviyat için, ülkemiz için, iyi bir nesil için doğru haberin tek adresi Yeni Akit. Okumak için. Türkiye'nin geleceğine duyduğumuz sonsuz güvenle inşa edeceğimiz projelerimiz çok yakında sizlerle. Akzirve Gayrimenkul, daima zirvede projeler. Devam ediyor efendim. Akşam saatlerindeyiz. Hatta İstanbul'da akşam ezanı okunuyor diyoruz. Bu mübarek ezanın eşliğinde Müsiyat Fuarı'nın en bereketli saatleri yaşanıyor. Evet, birinci gün geride kalırken geriye kaldı 3 gün. Bu süre içerisinde uluslararası misafirler, 800 misafir birden gelmiş görünüyor. Misafirlerin her biri ayrı bir şirketin temsilcisi olarak biliyoruz. Evet, Türkiye'nin marka değerini yükseltilmesi adına bir belki de fırsattır diyoruz Müsiyat Fuarı. Marka değeri sadece fuarlarla yükselmiyor sevgili izleyiciler. Markanın değerini ortaya koyucu önemli faktörler var. Patent de onlardan birisi. Bu konuda 2016 yılına kadar gayretlerini ortaya koymuş olan, bu yılda her işletmeye ayrı bir fırsat sunmuş olan Destek Patent'in Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Kemal Yaman Karadeniz Bey ile devam ediyor programımız. Ayrıca Kemal Bey'in de MÜSİAD'da bir dönem önce yönetimde etkin görevleri olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Tabii ki bugünlere gelmesinde MÜSİAD'ın birçok ismin emeği geçmiştir. Kemal Bey de bunlardan birisi. Emektarlarından diyelim ama gayretler devam ediyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Evet efendim, patent dedik. Aslında patentin ne olduğunu belki yeni işletme kuracak olanlar tam anlamayabilirler. Omurgasıdır diyebilir miyiz şirketin büyümesinde patent? Kesinlikle tabii. Yani MÜSİAD fuarlarından başlayarak kısaca ben hemen giriş yapmak istiyorum. MÜSİAD'ın bu fuarında hayırlara vesile olmasını, hayırlı ticaretlere vesile olmasını, yurt dışından özellikle çok sayıda misafirimiz var. Bunlarla birlikte dünyaya yayılma, dünyada markalaşmada bir vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ederiz. Elbette ki işletmelerin büyümesinde, işletmelerin gelişmesinde patentin omurga ve lokomotif rolü olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü firmalar eğer büyümek, gelişmek istiyorsa, dünya pazarına açılmak istiyorsa ve bu konuda markalarını ön plana çıkarmak istiyorsa, bunun arkasında, geri planında mutlaka patentlerin, yani buluşların, inovasyonun mutlaka olması gerekiyor. Eğer firmalar kendisini inovatif bir yapıdan oluşturamazsa büyüme şanslarını çok zayıf buluyorum. Özellikle bugün rekabetin çok acımasız bir seviyede devam ettiği, artık yıllar diyelim, bu yıllarda farklılaşma adına hem patentin hem de inovasyonun çok büyük bir değeri var. Nasıl olacak? Yani bunun Buyurun. İçin firmalar, şöyle sorular bize zaman zaman geliyor. Markalaşmak için ben kaç lira para harcamalıyım? Veya patent almak için kaç lira para harcamalıyım? Bunların hepsi para olarak ölçümleniyor. Evet, hep para olarak değerlendiriyoruz ama bunlar için ben de şöyle cevap veriyorum. Aslında bunlar için vizyonu olan bir düşünce ve çok da küçük bir alan. Yani örnek veriyorum, 10 metrekarelik bir alana ihtiyaç var. Yani bunun için milyonlarca dolar paraya ihtiyaç yok. Sadece araştırmasını bilen, araştırmaları doğru okuyabilen vizyoner insan kaynaklarına ihtiyaç var. Şimdi insan kaynağı dediniz, daha dün itibariyle yazmış olduğum bir haberde çok acil bir şekilde lokomotif sektörlerden birisi olan inşaat sektöründe satış elemanı, hatta mühendisler, muhasebe departmanında üst düzey yetkililer aranıyor, sürekli aranıyor. Bir taraftan da işsizlikten söz ediliyor, %10'lar seviyesinde. Nedir efendim bu çelişki? Bu konuda şunu ifade edebilirim. Aslında Türkiye'de insan kaynağı var ama uzmanlaşmış insan kaynağında eksikliğimiz var. Yani biz biraz alanlarımızı çok geniş tutuyoruz. Yani bugün ne iş olsa yaparım diyen insan modundan artık az evvel saymış olduğumuz mesleklerde uzmanlaşmış olan insan kaynaklarına ihtiyaç var. İşte biz marka konusunda uzman elemanlar zaman zaman arıyoruz, firmalara öneriyoruz. Yani bu konuda markalarınızı yönetmeniz için markada uzmanlaşmış eleman bulundurmanız lazım. Çünkü bu markalar yaşayan mekanizmalardır. Bunların yaşatılması lazım ki bunların özel görevleri, nasıl muhasebe elemanı varsa bir firmada da artık marka uzmanı olması lazım veya marka yöneticisi olması lazım veya patentle ilgili yetkinlikte bir elemanın, uzmanın veyahut da yöneticinin olması lazım. Çünkü firmanın içinde ne tür inovatif yapılar oluyor, neler oluyor, neler bitiyor, bunları değerlendirecek, bunların hangisi patente değer, hangisi patente değer değil, bunların kararını verecek veya yönetime götürecek, bunları değerlendirip sonuç olarak bunların firmanın asetleri haline getirecek. Yani firmanın değerli unsurları haline getirecek uzman kişilere ihtiyaç var. Şimdi burada o uzmanlık alanı, tabii ki insan kaynakları yönetimini doğru planlarsak yürüyebilir. Sizin
bir gayretinizi biz bu yıl ön plana çıkarttık. İki defa da misafir ettik. Markalara destek verdiniz. Şu geçiş dönemindeyken Türkiye'nin uluslararası arenada da güçlü görünmesi gerekiyor. Güçlü bir yapı var. Belki halkın imanından da kaynaklıdır. Kesinlikle. Çalışkanlığından da kaynaklıdır. Fakat biraz da morale de ihtiyaç var. Siz de bu morali verdiniz. Destek patent olarak firmalara ortaya koyduğunuz desteği anlatır mısınız? Son 5 dakikadayız. Peki, şimdi bu konuda biz mesajımızı şöyle vermeye çalıştık. Elbette ki bu geçiş döneminde sıkıntılar olabilir. Ama biz hakikaten bunları çok defa yaşadığımız, tecrübeye sahip olduğumuz için artık bunlar hakikaten geçirme şey itibarında, gayreti itibariyle bir gayreti ortaya koyabiliyoruz. Çok şükür. Yani evet. Bunu zaten 15 Temmuz'da da gösterdik. Hı. Ne kadar efendim inançlı, dirayetli olduğumuzu gösterdik. Ekonomik anlamda da bunu gösterdik. Sadece efendim milli manevi değerler itibariyle değil. Demokrasi itibariyle her değil. Sektörde her sektörde hemen hükümet gösterdi. De hükümet de koydu desteğini. Koydu. Gayet güzel destekler verildi. Yani şu anda sanayiciler inan Türkiye tarihinin en önemli desteklerine sahipler. İnşallah. Bunları şöyle birleştirmemiz lazım. Buyurun. Biz diyoruz ki uzmanlığı olan kişileri marka okulu projesiyle biz bunu yapmaya çalıştık. Şimdi inşallah marka okulunu hayata geçiriyoruz. Ne zaman? Sizin de yapmış olduğumuz son program dedik ki Eylül ayı itibariyle biz bunu Haziran ayında yaptık bu programı. 15 Temmuz tabii olmamıştı o zaman. Haziran ayında programı dedik ki Eylül ayı itibariyle bu programı hayata geçireceğiz. Evet, Türkiye'nin bu geçiş döneminden dolayı gecikmelerimiz oldu. İnşallah yılbaşı itibariyle bu programı artık devreye alma ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah 2017'nin başında artık marka yöneticileri yetiştirmeye gayret edeceğiz. Çok güzel bir haber. Marka okulunu artık devreye alıyoruz. Biz bunun devamını, bu güzel müjdeli haberin devamını önümüzdeki günlerde biraz daha olgunlaşsın. Projeyle ilgili süreç yine Yaman Karadeniz Beyefendi'yi stüdyomuzda misafir ederek çözüm ortaklarınızla birlikte hatta İnşallah, misafir evet. edelim ve alalım diyoruz müjdeli haberlerin devamını. Biz son bir dakikada da iş dünyasına böyle bir fuardan hitap etmek ayrı bir gurur kaynağı olsa gerek. MÜSİAD'a emek vermiş olan bir büyüğümüz olarak. Kamera karşınızdayken kesinlikle, lütfen. Kesinlikle. İş dünyasına biraz moral verelim. Bu konuda bakın ben sabahtan beri buradayım ve yaşadığımız şu güzellikleri gelip görmelerini ben arzu ediyorum. Bütün iş dünyasını MÜSİAD fuarına davet ediyorum. Burada bulabileceğiniz çok önemli firmalar var. Bu firmaları görmenizi, bu firmaları tanımanızı ve üretilen ürünleri, inovatif ürünleri, inovatif hizmetleri burada görmenizi özellikle rica ediyorum. Ve bundan sonraki çalışmalarda markaların, patentlerin gücünü ve dünyaya yayılmasını da buradan görmenizi özellikle rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, biz zaman zaman yayın heyecanı, canlı yayını fuar alanında farklı sesler işitiyorsunuz ama yayın telaşının getirdiği bir efendim heyecan var bizde. Hem yayınımızı vaktinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz ve sağ olsunlar Akit'e gönül vermiş olanlar, Akit'te bugüne gelmiş olanlar firma olarak bireysel bazda bu standı ziyaret ediyorlar. Biz de el verdiğince zamanımız onları ekrana taşımaya gayret ediyoruz. Bu isimlerden biri de Sayın Kemal Yaman Karadeniz'di. Çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Çok sağ olun. Müjdeli haberlerin devamını inşallah almak üzere. İnşallah efendim. Evet. Kısa zamanda. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet. İyi yayınlar dileriz. Evet. Arge yatırımları diyoruz ama onun haricinde sağlık. Geçtiğimiz dakikalarda misafir ettiğimiz konuklardan biriyle de sağlıklı nesiller yetiştirme üzerine konuştuk. Ve sırada belki de sağlık kadar natürel yani doğal olan ürünleri de konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve konuyla ilgili de 1-2 dakika içerisinde değerli bir misafirimiz yine bizlerle birlikte olacak. Evet, iş dünyasını buluşturan fuar dedik. Bugün ayın 9'u. Peki bugün itibariyle gelişmelere şöyle baktığımızda neler yaşandı? Genel hatlarıyla baktığımızda bugünün en güzel gelişmesi belki de dalgalanmanın
beklendiğinden çok daha az seviyede olması yönlüdür. Dolarla ilgili söyleyeceğimiz net bir şey var. Az önce Sayın İhsan Memiş de dile getirmiş olabilir. Çünkü biz burada yayının bir kısmına şöyle kulak kabartmaya çalıştık. Bağlantı telefon aracılığıyla olmuştu. Dolardaki yükseliş trendi devamlılık arz etmeyecek. Bunu özellikle belirtmek istiyoruz. O dalgalanmaya lütfen kapılmayın. Özellikle küçük yatırımcılaradır bu sözümüz. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler, kişiler değişmiş olsa da devlet politikası yönlü baktığımızda politikalar değişmeyecek. O kadar çok köklü değişiklikler şu an için beklenmemeli. Asıl hüsran Fed'de olacak. Yani Merkez Bankası'nda olacak. Ve sanmıyorum ki Fed bu dakikadan sonra bir faiz yükseltme kararı cesaretine kavuşsun. Fed'in yöneticileri bir kere koltuklarından olma kaygısıyla karşı karşıyalar şu an itibariyle. Bunu da unutmamak gerekiyor. Biz Amerika'daki koltuk kavgalarını bir tarafa bırakalım, sağlığımıza, sıhhatimize bakalım ve hemen misafirimizi de buraya davet edelim. Aksu Vital'den değerli yönetim kurulu başkanı Yunus Aksu Beyefendi ki yılbaşında da ilk programlarımızdan birinde beyefendiyi misafir etmiştik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız o günden bugüne? Sağ olun. Evet, yılı bitiriyoruz neredeyse. Yıl içerisinde hayırlı hizmetler verdiğinizi düşünüyorum ama genel çerçevede baktığımızda pazar payının da arttığını biliyoruz sizin sektörde. Fuarla yan yana koyduğumuzda bir de fırsat doğmuş olacak bu pazar payını daha da yükseltmeye. Nasıl bir yıl geçirdi Aksu Vital? Şöyle alalım biraz. Evet. Buyurun. Şimdi önce küresel bakıştan yine de başlamış olalım. Sizin bıraktığınız yere biraz bencellik arz etsin. Evet, dünyada ekonomik bir daralma var. Ama bu ekonomik daralma bizim sektöre çok uğramıyor dersem doğru söylemiş olurum. Yani can boğazdan geliyor, kimse ihmal etmiyor. Çünkü dünyadaki kirlenme, sanayileşme ve bunun beraberinde gelen sağlıktaki hassasiyetler, sağlıktaki doğru beslenmeye olan ihtiyaçlar doğal ürünlere dönük bir ihtiyacı beraberinde getiriyor. Bu anlamda Aksu Vital cephesinden baktığımızda 2016'da biz yine elhamdülillah büyüdük. 10 ayın değerlendirmesini yaptığımızda hatta iyi büyüdüğümüzü de söyleyebiliriz. Belki olayların, giderlerin, iniş çıkışların getirdiği giderlerde de kısmi bir artıştan söz edilebilir ama Aksu Vital açısından 2016 yılı kayıp bir yıl değil. Hamdolsun demek lazım. Ölüm gamı yönüyle de genişlediniz. Belki de ciro yönüyle de büyüdünüz ama öncelikli olarak sizin hareket noktanız tabii ki gıda sektöründe belki de belli bir noktaya gelirken bu biliyorsunuz gıdalarda ağırlıklı olarak hep şüpheyle bir bakış vardır ya doğal da olsa o ön yargıyı yıkmaktı. Bu süreci başarıyla geçirdiğinizi düşünüyor musunuz? Kesinlikle evet. Hatta bizim şu anda satış noktalarında kocaman tabelalarla %100 ürün garantisi gibi de bir iddiayla çıkıyoruz. Maşallah. Hatta şöyle söylüyoruz. Diyoruz ki Aksu Vital ürünlerini sonuna kadar tüketmiş de olsanız ben bundan memnun değilim diyorsanız kavanozunu etiketiyle beraber iade edin. Bedelini geri alın. Evet, yönetim kurulu başkanı Sayın Yunus Aksu söylüyor bunu. Bir satış evet. Elemanı vesaire değil. Aksu Vital'in doğal ürünlerle ilgili odaklandığı bu hizmette yönetim kurulu başkanından bir söz almış oldum. Ama ne mutlu ki böyle bir problemle de karşılaşmadınız. Biz bunu 28. yılımızı yaşıyoruz. Sürekli yaptığımız bir şeydi. Bu sürekli yaptığımız şeyi şu anda bir anlamda daha açıkça, şeffafça ifade etme sürecine geldik ve şunu da gördük. Bizim insanımız istismar etmiyor. Yani siz doğru bir yolda, çizgide duruyorsanız bunu istismar etmiyor. İstismar edenler yüzde değil bindelerde bile kalıyor. Dolayısıyla ürününüzü doğru yapıyorsanız, ürününüzün arkasındaysanız,
Hatta şunu bile söyleyebiliriz. Yanlış yapmışsınız ama yanlışınızda ısrar etmemişseniz, evet, bizim insanımız ve tüketicimiz size o toleransı, o fırsatı da veriyor. Kendini düzelt. Bir ne daha güzel yapmayacaksanız eğer, o hatayı tekrarlamayacaksanız biz size o fırsatı veriyoruz diyor. Dolayısıyla biz şunu arzuluyoruz. Buyurun efendim. Biz Aksu Vitel olarak 28 yıllık deneyim, tecrübeyle insanımızın daha sağlıklı kalması adına, onların yaşam kalitelerini, evet, hayat süreçlerini daha kaliteli, daha verimli kılabilme adına, çevredeki ve yediğimiz ve içtiklerimizdeki düşen kalitenin yerine işte gıda takviyeleriyle, fonksiyonel ürünlerle bu açığı kapatmaya dair, bu ihtiyacı karşılamaya dair bir uğraş ve emek içerisindeyiz. Her yıl ciddi anlamda yeni ürünler ve yenilenmiş ürünlerle, sadece yeni ürünler değil, mevcut ürünlerde de, evet, sürekli kaliteyi yükseltmeye dair, içeriği zenginleştirmeye dair, daha doğrusu tüketicinin memnuniyetini ve hayrına olacak çalışmaları geriye bakmadan sürdürüyoruz. İnşallah devamı gelir. Biz sizden bir söz alalım. Ürün gamı dedik. Yelpaze genişliyor. Büyüyoruz dedik. Türkiye geneli bayilikler vesaire bunun içindedir inşallah. Evet. Bu konularda da önümüzdeki günlerde sizi stüdyomuzda davet edelim ve teşekkürlerimizi iletelim Sayın Yunus Aksu. Evet. Hayırlı günler. Efendim inşallah fuarda size bir hayır getirsin. Eyvallah. Evet, Müsiyat Fuarı'nda program, gezintimiz hepsi bir arada. Ve biz tabii ki canlı yayın akışımızda bize ayrılan süreyi değerlendirmeye çalışırken maşallah reklam servisimizde canhıraş gayretlerini ortaya koyuyor. Şimdi şöyle göz ucuyla sayın yönetmenime baktığımda bir misafirimizi daha alacağız. Reci'den de aldığım işarete bakılırsa süremiz de yavaş yavaş doluyor. Çünkü bizden sonra değerli misafirlerin olduğu yayınlar da var. Bunu da dikkate almam gerekiyor. Yaklaşık 10 dakikalık bir süremiz kalmış ve ben bir misafir daha alalım diyorum. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Siz nasılsınız? Hamdolsun diyoruz. Evet, yayınımıza hoş geldiniz. Ama şöyle bir hemen Hacı Ahmet İlhan Bey. Ben birçok röportaj yaptım ama sıfırdan derler ya, ilk kez öğrendiğim bir alan vardı. Daha çok sanayi odaklı bir alan. Ve bu konuda da ta Anadolu'nun bir ucundan, Malatya bölgesinden hatırladığım kadarıyla MİMSA'nın en üst düzey temsilcisi olarak programımıza katılan değerli bir isim. Hacı Bey burada. Şöyle hata yapmayayım izninizle. Hacı Ahmet İlhan Beyefendi. Nasılsınız? Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var. Görüşmeyeli üretimde, tabii ki hizmetlerde bir yol kat ettiğinizi temenni ediyoruz. Nasıl geçti 2016 diye başlayalım isterseniz. Ayrıca bu fuarın sizin sektör açısından önemine de değinelim. Buyurun. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. 2016 zor geçti ancak şükürler olsun. Gümbür gümbür mücadelemizi veriyoruz. Endüstri alanında, teknoloji alanında, enerji alanında mücadelemiz devam ediyor. Tabii bu fuar özel bir fuar, müstesna bir fuar. İyi ki MÜSİAD var. İyi ki MÜSİAD'ın bu tür etkinlikleri var. Bunu ticari gailelerle değil, pek çok beklentilerimiz, maddi, manevi, duygusal beklentilerimizle hesap ettiğimizde memnunuz, mutluyuz burada olmaktan dolayı. Üretimle ilgili biraz değinelim. Nasıl gidiyor efendim? Özellikle de merkezden böyle genel Türkiye'ye hizmet verdiğinizi biliyoruz. O yönüyle de biraz paylaşalım. Malum bizim 3 tür imalatımız var. Bir tanesi kalorifer kazanları. Bu yerli, bu alanda biz yerli olan, yabancı sermayeye ait olmayan en büyük kazan firması konumundayız şu an ülkemizde. Hani gururla yerli sloganını hak ederek kullanabileceğimizi düşünüyoruz.
Maşallah. Diğer? İkinci işimiz endüstri kazanları. Endüstri tesislerinin ihtiyaç duyduğu endüstriyel ısıtmayı ucuz ve çevreci bir şekilde sağlayan sistemler kuruyoruz. Bunda da çok başarılı sonuçlar aldık. Ülkemizin sanayisinde rekabet gücünü artıracak ciddi teknolojiler oluşturduk. Sanayicilerimiz de bu teknolojilerimizi takdir ediyorlar. Ciddi gelişimlerimiz devam ediyor. Mutluyuz, memnunuz. Tabii ki sorunlar var. Mücadele 2016 ediyoruz. Hedefleriyle ilgili gerçekleştirdiğinizi düşünebilir misiniz? Son olarak bunu sorayım. 2016 hedeflerimizi karlılık anlamında gerçekleştiremedik. Ancak Ar-Ge hedeflerimizi aslanlar gibi gerçekleştirdik. Evet, orada da %4'ler, 5'ler inşallah nasip olur diyoruz. Özellikle bu konuda Türkiye'nin önemli bir eksikliği Ar-Ge meselesi. Araştırma, geliştirme olmadan verimlilik alınmaz. Bunu da unutmamak gerekiyor. Ben katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Kısa ve öz bir röportaj oldu, sohbet oldu. Yeniden İstanbul'a hoş geldiniz. Müsiyat Fuarı'nda size hayırlar getirmesini diliyorum ve sizi de uğurluyoruz efendim. Teşekkür ediyorum. İyi ki müsiyat var, iyi ki Akit. Teşekkür Medya ediyoruz. Grubu var. Evet, teşekkür efendim ederim. Yayın ekibim adına beyefendiye de teşekkür ediyorum. Sonlarına doğru yaklaşırken yayınımızın biz yeniden belki de ekonomik yönlü baktığımızda sektörün önemli bir dinamiğinden daha söz edelim. Gayrimenkul, evet gayrimenkulde alım satım vesaire bütün bunlar önemli ama alım satım yapamayanlar ya da alım satım yapmış oldukları halde yeni yeni efendim alanlar var. Devremülk de bunlardan birisi. Bununla ilgili az sonra bir misafirimiz olacak. Ben bunun öncesinde Türkiye ekonomisinde tablonun nasıl olduğuna bir bakalım diyorum. Çünkü bu konuşuluyor şu anda. Özellikle müsiyatın bu fuarında standları gezme imkanım oldu çok kısa vakitte de olsa. Ve genel olarak baktığımızda pozitif bir algı var yabancılarda. Bir taraftan da hem yabancılara hem de yerli tüketicilere satışlar gerçekleştiriliyor böyle bir fuardan. Ve buyurun hoş geldiniz diyorum. Misafirimizi de şöyle izninizle bakıyorum. Sayın Ebrar Çimen hanımefendi. Aslında Al Haramayn United Group. Evet, ilk kez duymuş olabilirsiniz. Tekrarlayacağım izninizle. Al Haramayn United Group. Hizmet alanı gayrimenkul. Yanlış mı söyledim? Doğru. Doğru. Arzu ederseniz devamlı sizden alalım. Vaktimiz çok kısıtlı çünkü. Tamam. Al Haramayn United Group dünyanın dört bir yanında Müslümanların ağırlıklı olduğu bir bölgede güvenli yatırım imkanı sunmaktadır. Bunu da Sukukul El-İntifa aracılığıyla yapmaktadır. Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'nin merkezinde 5 yıldızlı bir otel inşa ediyor. Maşallah. Bunu da Türkiye'deki Müslümanlara yani Beytullah'ın hacılarına ve Mescid-i Nebevi'nin ziyaretçilerine kusursuz, sorunsuz bir ibadet geçirmeleri için büyük bir hizmet sunduk. Şimdi burada hem güvenli, kazançlı yatırım yapın mesajı veriliyor. Burada efendim dikkatimi çekti. Mescid-i Nebevi'ye yakın mesafede, Medine'nin merkezinde Peygamber Efendimiz'e komşu olmayı kim ister? Nefislerimizin o zincire vurulması gerektiği ortamlar var ya, keşke sürekli olabilse o. İşte o imkanı sağlayabilecek bir zemin. Evet. Ve o fırsatı değerlendirirken belki de tabii dünya yönüyle de baktığımızda 5 yıldızlı otel konforu var. Ve burada da uygulamalara baktığımızda nasıl bir mantıkla hac, umre dönemine mi hizmet veriyorsunuz? Devremülk müdür bu, nedir? Bu devremülk şeklinde aslında biz buna devremülk demiyoruz. Devremülk çünkü sınırsızdır, ölene kadardır. Burası Mescid-i Nebevi'nin merkezinde olduğundan dolayı tüm İslam alemindeki Müslümanlara aittir. Size ait, bana ait olan bir toprak. Bu sebepten dolayı biz Suudi Arabistan'la anlaşmamızı 25 yıl çıkarttık, en üst düzeye çıkarttık. Ki insanlar 25 yıl boyunca sorunsuz ömre yapsınlar diye. Şimdi ben şunu soracağım net olarak. Bir vatandaş olarak size nereden müracaat edebilirim? Geldim diyelim, hangi işlemleri yapmalıyım ki böyle mübarek bir yerden mülk sahibi değil de devremülk mü diyeyim, sahibi yani. Olayım? Buyurun. Devremülk sahibi diyelim inşallah. Şöyle, biz Al Haramayn United Group Kuveyt merkezli bir firmadır.
Katar, Suudi Arabistan, Dubai, Mısır ve Türkiye, yakın zamanda da Endonezya'da faaliyetlere başlamış bulunmaktayız. Bize geldiğinizde Al-Harame United Group olarak şubemize geldiğinizde biz size İstanbul'da uygun... mı? Tabii İstanbul, Şişli'deyiz. İzmit'te ofisimiz var. Evet. Biz size uygun oda seçeneklerinden bir tanesini sunuyoruz. Sizin beğendiğiniz oda seçeneği boyunca 25 yıl boyunca %30'u peşin ödemek, geri kalan 2 yıl taksit yapma imkanı sunuyoruz. 25 yıl boyunca sorunsuz ömrüye gidip geleceksiniz. 5 yıldızlı bir konfor ama 7 yıldız hizmet alacaksınız. Çünkü Mescid-i Nebevi'ye 400 metre mesafede. Burada konaklamaya siz destek vermiş oluyorsunuz. Kendi artı ismini... Artı biz bunların vizesini, vize şirketi... Ha, güzel. Siz tabii ki vizesini ayarlayacağız. Bunların uçak biletlerini ayarlayacağız. Seyre geldim, biz sadece telefon çekeceğiz. Misafirimiz gidecek havalimanında oteline, odasına yerleşecek. Fevkalade 7500 dolardan da başlayan bir fiyat. 7500 dolardan başlıyor. Evet. Yani normalde bir ömre fiyatı 7500 dolar ama bu 25 Doğru. yıl fiyatı. Maşallah. Efendim, kısa oldu, öz oldu. Hanımefendiye de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Teşekkür ve bugünlük bize müsaade ediyoruz. Tüm ekip adına şu anda ekranlarda ben görünüyorum ama bu yayının gerçekleşmesinde burada... Teknik müdürümüz Muharrem Bey başta olmak üzere, reklam servisinden Adem Şahin Bey genel müdür olarak başta olmak üzere can ıraş gayretlerini ortaya koydular. Biz yarın da sizlerle birlikte olacağız inşallah. Cuma günü de olacağız. Cumartesi de nasip olursa. Ve bu akşamlık bu kadar diyorum. Ve hemen rejiye dönüyoruz. Ve yayın akışımıza göre de yeni programımız başlayacak az sonra. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.